Full Time kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıktan da göreceğiniz üzere build file hatası alan arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Çok fazla hata alan arkadaşımız var. Normaldir. Yeni başlayanlar anlaması biraz zaman alabilir. İlk zamanlar ben de çok fazla sıkıntılar çektim. Ama arkadaşlar o kadar büyük sıkıntılar değil. Hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Yeter ki siz istikrarlı olun ve bunu çözümünü arayın. Şimdi ben neden bu build file hatası verebilir? Size bununla ilgili birkaç örnek göstereceğim. Bunları yaptığınız sürece %80, %90 bu build file hatasının önüne geçeceksiniz. Eklediğiniz eklentilerden de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela adam yanlış kodlamayla bir eklenti yapmıştır. O adamın eklentisini alıp program içine attığın zaman kodlar bunu sana paket haline getiremez. Yani demek istediğim ekstensiyon bölümünden şuradan yüklediğimiz eklentilerle ilgili. Ha, benim size verdiğim en son programdaki eklenti tabii ki de ben kendim test etmediğim sürece size hiçbir eklentiyi paylaşmıyorum arkadaşlar. Bunu bilin öncelikle. Şimdi temelden gidiyorum. Firebase bölümüne geçmeden önce normal bir programın içinde nasıl hata alabiliriz? İlk önce bir ona bakalım. Şimdi blok kısmına bir geçeceğim. Şimdi bakın blok kısmına geçtim. Blok kısmında bakmanızı istediğim tek bir yer var arkadaşlar. Blok kısmında bakmanızı istediğim tek bir yer var. Şu alttaki, sol alttaki sarı ve kırmızı uyarılardır. Bunlar sıfır olmak zorunda. Bunlar nasıl 1 ve 2 olur? 1 ve 2 diyorum. Ne zaman artar arkadaşlar? Şimdi bakın. Aynı eklentiyi iki kere kullandığınızda komponent şeyleri kullanabilirsiniz ama bu sarı olanları kullanamazsınız arkadaşlar. Bu sarılar bir taneden sadece her birinden bir adet olmak zorunda. Bundan iki adet olursa bakın görüyorsunuz burada kırmızı bir uyarı verdi. Bu kırmızı uyarılar olduğu sürece size paket oluşturmaz. Her zaman için build file hatası alırsınız. Bakın birlikte deneyelim. Clock birimi iki tane yaptım. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi via log hatası verdi. Yani bu ilk file hatasını aldık. Şunu yanlış anlamayın bakın. İçindekiler birden fazla olabilir. Bakın bunun içindekini aldım. Buraya kopyaladım. Birden fazla olabilir arkadaşlar. Şimdi bakın bunu sileceğim. Bir daha deneyelim. Dediğim gibi sarı eklentilerden yani kırmızı uyarı olmayacak arkadaşlar. Sarı da olsa bile sarılar genelde paket oluşturur. Bununla ilgili bir sıkıntı çıkmıyor. Ama kırmızılar da sıfır olmak zorunda. İlk bakacağınız yer blok kısmını açıp kırmızıda uyarı var mı yok mu? Buna bir dikkatlice bakın. Varsa mutlaka onu bulmanız lazım. Zaten neredeyse bakalım neden hata verdi. Aynı eklentileri büyük ihtimalle iki kere üç kere kullandığım için olabilir. Ama oluşturdu. Ha, bazen bug'da kalıyor. Bir önceki şeyden de bir öncekinde vlog vermişti. Daha kendini sevlemeden ben hemen yeni bir QR kod oluşturduğum için belki de bu yüzden de vermiş olabilir. Ama gördüğünüz gibi oluşturdu. Yani dediğim gibi aynı eklentiden şunlardan içindekilerden birkaç tane daha olsa yapar. Ama kırmızı uyarıya lütfen dikkat edin. Birincisi bu arkadaşlar. Aklımdaki size söyleyeceklerim. Bakalım sayfalar arası tek bir sayfada değil bakın bütün sayfalarınızı kontrol etmeniz lazım. Sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 kaç tane sayfanız varsa hepsini kontrol edeceksiniz. Bu en önemli birinci uyarımız. İkinci uyarımıza gelelim. Şöyle designer kısmına dönüyorum. Sayfa 1'e geleceksiniz. Şimdi authentication kullanıyorsunuz. Firebase authentication kullanıyorsunuz. İlk bakacağınız yer şu olacak arkadaşlar. ScreenBreak'e gelin. Biliyorsunuz ki burada patch name'imiz var. Şurada buraya com ile başlayan bir paket adı yazıyoruz. Bu paket adı sizin paketinizin kimliği. Yani sizin TC kimlik numaranız gibi bir isim arkadaşlar. Biz ne yapmışız? com.full.chat yazmışız. Burada yanlış bir karakter kullandığınız zaman şu alt kısmında kırmızı bir uyarı verir. Ya da bazen bug'da kalıyor arkadaşlar. Kırmızı uyarıyı da vermediği zamanlar olabiliyor. Şu altta kırmızı uyarıya veya bu patch cake name'in içinde Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Bakın Türkçe karakter kullanmayın. Ç'dir, İ'dir, işte Ö'dür. Bunları kullanmayın arkadaşlar.
Türkçe karakterlerin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar Google'a yazın. Türkçe karakterler diye zaten sayılı 4-5 tane karakter var. Türkçe karakter kullanmayın. Bunları kullanmayın. Bu şekilde önüne geçebilirsiniz. Şimdi Firebase kısmıyla Authentication bağlantısına bir bakalım. Dediğim gibi burada kırmızı uyarı kesinlikle olmayacak ve burada Türkçe karakter kullanmıyoruz. İkinci uyarımız bu arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki uyarımıza. Authentication'ı bağlarken şuraya geldim. Firebase'e geldik. Firebase'te oluşturduğumuz bir paket vardı biliyorsunuz. Yani her seferinde anlatmak istemiyorum bunun nasıl yapıldığını. Bu en son WhatsApp programının birinci videosunda Authentication'ı bağlamıştık biliyorsunuz. Muhtemelen zaten birinci videoda takılan arkadaşlar bir sonraki partlara geçemiyorlar. Şimdi oluşturduğunuz programa parmak izi eklemek zorundasınız arkadaşlar. Ha, eklemeyi unuttuysanız hiç sorun değil. Bakın buradan parmak izi ekle bölümü var. Buraya basacaksınız. Nereden alıyorsunuz? O videoda da gösterdiğim gibi şurada adam işaretine tıklayarak setting bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Şurada Key Store'umuz var. Bakın Key Store. İki kere tıklıyorsunuz. Sadece şu bölümü SHA ve Key Store kısmını almıyoruz. İki nokta üst üsteden sonra bunu sağ klik yaparak bunu CTRL ve CTRL-C kopyalamıyor arkadaşlar. Bunu sağ tık yaparak kopyalayacaksınız. Kopyaladıktan sonra getirip buraya yapıştıracaksınız. Ondan sonra da kaydet diyeceksiniz ve parmak iziniz muhakkak olması lazım. Yoksa Google Service JSON dosyasını indirdiğinizde hata yani attığınızda bu da hata verdirecektir. Weblog hatası alacaksınız. Dediğim gibi Setting'de Key Store anahtarı olmayan arkadaşlar için hemen bak gösteriyorum. Dikkatli dinleyin. Key Store'um yok diyorsanız arkadaşlar hiç sorun değil. Gelin buraya. Export. Export bölümünden şuradan Android App Blunt. Bu seçeneğe basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra size yine bir QR kod oluşturacak. Bekleyeceğiz. QR kodumuz oluşacak. QR kodumuz oluştuktan sonra paketi bilgisayarınıza veya telefonunuza bir kere indirin. Ondan sonra silebilirsiniz indirdiğiniz dosyayı. Hiç sorun değil. Şimdi açılsın. Bu barkod olarak değil. Bakın Download App for Publishing. Buradan bunu indireceksiniz. Ya da buradan linki de kopyalayıp buraya yapıştırıp indirebilirsiniz. Buradan basın. Bir kere dosyayı indirin. Zaten Download yapacak. Bu sizin APK'nız. Ama Play Store atacağı için API seviyesini yükseltip indiriyor arkadaşlar. Bazı telefonlarınızda bu APK'yı açmayabilir. Bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar sayfayı yenileyin. Yeniledikten sonra karşınızda artık Key Store'unuz karşınızda olacak. Yani Key Store'um yok diye üzülmeyin. Bu şekilde yapacaksınız. Key Store'unuzu da aldınız. Ama hala daha devam ediyor. Şimdi Key Store ekledikten sonra buradan bitmiyor arkadaşlar. Bu dosyayı tekrardan indireceksiniz. Google Service JSON dosyanızı tekrardan indiriyorsunuz. Ne yapıyoruz? Hemen masaüstüne indiriyoruz. Bakın, burası çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Google Service JSON dosyanızın sonunda ek olmaması gerekiyor. Sadece yazılması gereken budur. Bakın, benim paket içindeki Google Service JSON dosyama bir bakın. Şimdi oradan Key Store ekledikten sonra bunu tekrar sileceğiz ve yenisini ekleyeceğiz. Sonunda şu ibareler olmayacak arkadaşlar. Tekrardan indirebilirsiniz. Mesela şimdi ben önceki bir masa üstümde duruyordur. Şimdi bunu indirdim ya. Diyelim ki bu benim masa üstümde vardı. Şimdi ben düzelttim. Key Store'umu ekledim ve kodlara tekrar atacağım. Ne yapacağım? Tekrardan indireceğim haliyle. İndirdiğim zaman arkadaşlar şu olaya çok dikkat edin. Bakın. Gözünüzden kaçıyor. Şimdi bir daha indireceğiz. Açmadı. İndirsin bakalım. Bir daha bir yenileyelim sayfayı. Şimdi bir daha bir indireceğiz. Evet. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. İndirdim. Bakın. Google Services buraya bir ekledi. JSON'u ayırdı.
Bu olmaması gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Bunu bu paket adıyla birlikte buraya getirip atarsanız, bu assist bölümünden buraya yüklerseniz size build pilot hatası verecektir. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Burada yazması gereken bu şekilde düz bir şekilde yazacak. Ha, kendiniz eliyle de yazmayın. Dosyanızın öncekileri masa üstünden veya indirdiğiniz yerden neredeyse bunları silin. Silin. Yenisini indirin arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Buradan yenisini indirin. Şöyle temiz, tertemiz bir şekilde Google Services JSON yazacak. Bunu indirdikten sonra Assist bölümünden yükleyip artık uygulamanızı açabilirsiniz. Söylemek istediğim bir önemli husus daha var. Bu programı oluştururken şurada paket adınız var ya, şu paket adını o dosyayı oluştururken arkadaşlar, hatta şuradan bir tane uygulama ekleyelim bakalım. Bakın şimdi Android'e tıklıyorum. Şimdi paket oluştururken bu paketi birinci videoda oluşturmayı göstermiştim sizlere. Buradan şeyi ekliyorsunuz, case store'unuza ekliyorsunuz. Buraya kesinlikle el ile yazmayın bakın. Elinizle yazmayın. Gelin screen 1 bölümünden buradan patch cake name'inizi CTRL-C ile kopyalayacaksınız. Bakın CTRL-C ile kopyalayın. Bunu getirip buraya yapıştırın arkadaşlar. El ile yazmayın. Zaten var diyor. Size göstermek için yaptım. Bunu el ile yazmıyoruz. Kopyalayıp yapıştırıyoruz. Android uygulama buna takma isim. Burası önemli değil. Yine Türkçe karakter kullanmamaya önem gösterin. Dediğim gibi case store'unuzu muhakkak eklemeniz lazım. Bunun için de hata alırsınız. Bunun haricinde arkadaşlar ekstra size build file hatası verecek bir olay yok. Dediğim gibi screenler arası bütün screenlerinize şu kırmızı uyarılara dikkat edeceksiniz. Bunlardan bir var mı, iki var mı? Varsa muhakkak onu bulup düzeltmeniz lazım. Muhakkak zaten IntelliJ'lerde ben bir kere kullanıyorum ya da siz görmüyorsunuz. Bir tane daha ekliyorsunuz. Farkında olmadan şuradaki kırmızı işareti görmüyorsunuz. Şuralarında hep kırmızı işaret vardır bakın. Şunu da kopyalayalım. Gördüğünüz gibi hep üzerlerinde kırmızı işaret vardır. Bu kırmızı işaretleri ne yapacağız? Hemen kaybedeceğiz. Bunları sileceksiniz arkadaşlar. Bir adet olacak. İçindeki eklentiler istediğiniz yere mesela bunu getirip kopyalayabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok ama şu sarı olanlar sadece tek bir adet olmak zorunda. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece göreceksiniz ki hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Dosyanın içine attığınız bazı resimler de hata verdirebilir arkadaşlar. Bu resimlere de çok dikkat edin. Attığınız resimler de hata verdirebilir. Benim dediklerimi yaptınız. Olmadı. O zaman authentication'ınız varsa bakın. Şöyle söyleyeyim. Benim başıma geldi. Gelen arkadaşları da gördüm. Gerçekten de böyle bir sıkıntı var. Bug'a giriyor, tamam mı? Kendini sevlemediği için bütün her şeyi düzelttiniz, yaptınız ama hala daha build file hatası alıyorsanız muhakkak ve muhakkak şunu yapın arkadaşlar. Save Project As yapın. Projenizi kopyalayın. Bakın benim kopyaladığım gibi kopyalayın. Kopyalıyorsunuz. Authentication'ınızı silin ve tekrardan Authentication'ı ekleyin. Sadece şu Authentication'lardan sıkıntı çıkıyor. Bu Authentication olanı silip blok kısmına tekrardan o kısımları kodlamanız lazım. Dediğim gibi %10 gibi bir bazen bug'ta kalabiliyor. Benim başıma da geldi. Gelen arkadaşları da gördüm. Yardımcı oldum. Bütün hataları çözdükten sonra hala da build file hatası alıyorduk. En sonunda Firebase Authentication'ı şurada gördüğünüz şu eklentiyi sildik. Tekrardan kodladık. Bu da sorunun çözülmesine yardımcı oldu arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Ben de istiyorum sizlere birer programcı yapmak. Bazı arkadaşlarım bana kızıyor. Neden AIA dosyasını vermiyorsunuz diye. Arkadaşlar bunu birçok kez anlattım. Daha dillendirmek istemiyorum. Emek hırsızlığından artık sıkıldım. Onun için yani bu konuda lütfen anlayışlı olmanızı istiyorum. Benim
Amacım bu emek hırsızlığının önüne geçmek. Zaten benim amacım sizlere bir şeyler öğretmek arkadaşlar. Ben dosyayı size verdikten sonra siz alıp bunu APK olarak indirdikten sonra siz bu programı ben yaptım diyemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir şeyiniz yok. Kendiniz öğrenin. Bakın ben de kendimi geliştire geliştire bu noktalara geldim. Artık istediğim programa istediğim şekilde sahip olabiliyorum. Onun için sizler de öğrenme yolunda ilerleyin arkadaşlar. Hazıra hiçbir zaman alışmayın. Benim tavsiyem sizlere budur. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecek. Kanala abone değilseniz muhakkak abone olun arkadaşlar ve bildirimleri açmayı unutmayın. Serimiz gelecek. Ufak bir yerinde bir sıkıntı yaşıyorum programın. Orasını çözdüğüm zaman videolar hızlanmaya başlayacak arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.